ABD Kongresi'nin bir grup Trump yanlısı gösterici tarafından işgal edilmesi sonrasında Beyaz Saray'da görev yapan üst düzey bazı ulusal güvenlik yetkilileri istifa etti. ABD Ulaştırma Bakanı Elaine Chao, Başkan Trump destekçilerinin ABD Kongresi'ne yönelik saldırısının ardından istifa edeceğini açıkladı. Senato çoğunluk lideri Kentucky Senatörü Mitch McConnell'ın eşi olan Chao, istifasının pazartesi gününden itibaren geçerli olacağını kaydetti. Bakan Chao, kongreye yönelik saldırıların kendisini kolayca bir kenara bırakmayacak şekilde derinden rahatsız ettiğini dile getirdi. Ayrıca Trump'ın Çin politikasının geliştirilmesine liderlik rolü üstlenen Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcı Matt Pottinger da dün akşam yaşanan şiddet eylemleri sonrasında istifa ettiğini söyledi. Pottinger istifasını Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Avrupa ve Rusya işlerinden sorumlu kıdemli yetkilisi Ryan Tulley'nin istifası izledi. Yetkililer yeni istifalarında gelebileceğini belirttiler. Öte yandan ABD Senatosu'ndaki Demokratların lideri Chuck Schumer, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e Başkan Donald Trump'ı görevden almak üzere anayasanın 25. maddesini derhal uygulamaya konması çağrısında bulundu. Schumer, Pence'in bu yönde bir adım atmaması dahilinde kongrenin harekete geçerek Trump için azil sürecinin başlatılacağını söyledi. Schumer yaptığı yazılı açıklamada dün ABD Kongresi'nde yaşananlar ABD'ye karşı başkan tarafından kışkırtılan bir isyandı dedi. Başkan bir gün bile daha görevde kalmamalı ifadesini kullandı. Demokrat Senatör Schumer, eğer başkan yardımcısı ve kabine inisiyatif almayı reddederse kongre başkanı azletmek için yeniden toplanmalı dedi. Trump için 25. maddenin işletilmesi çağrısı sadece demokratlardan değil, kendi partisi Cumhuriyetçi Parti'ye de mensup kongre üyelerinden de geliyor. İşte Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyelerinden Adam Kinzinger Twitter hesabı üzerinden görüntülü bir mesaj yayınlayarak Başkan Trump'ın görevden alınması için 25. maddenin yürürlüğe konması çağrısında bulundu. Kinzinger açıklamasında tüm göstergeler başkanın sadece görevinden ya da ettiği yeminden değil gerçekliğin kendisinden de koptuğuna işaret ediyor ifadesini kullandı. Görünen o ki Amerika'yı hareketli günler bekliyor. Özlem Şenşer, Real TV, Washington.